Evet, hayırlı akşamlar. Bugün birkaç gün önce, bir iki gün öncesinde Muharrem ayına girdik. Muharrem ayı sözlükte şöyle tanımlanıyor. Haram kılınan, yasaklanan şey diyor. Aynı zamanda kutsal olan, saygı duyulan anlamına geliyor Muharrem ayı. Muharrem ayının İslam tarihindeki yeri de en azından bildiğimiz kadarıyla biraz sonra daha detaylı bir şekilde konuşacağız ama Hazreti Ömer döneminden itibaren hayata geçirilen hicri takvimin birinci ayının birinci gününden itibaren diyelim. Yani bir hicri yılbaşı anlamına gelir. Biz bunu İmam Hüseyin Kültür Derneği eski başkanlarından şimdiki disiplin kurulu başkanı Sayın Mehmet Küçük'le konuşacağız. Uzun uzun konuşacağız. Birçok konularda konuşacağız. Muharrem ayını ağırlıklı olarak konuşacağız. Mehmet Küçük hocamıza biz hoş geldiniz diyoruz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Önce sizin şahsınızda Mercan TV'ye böyle bir programa bizi davet ettiğiniz için Kerbela'yı, Hazreti Hüseyin'i konuşacağımız için çok teşekkür ediyorum. Teşekkürüm. Biz teşekkür ederiz. Hemen böyle kısaca sizi tanıyalım. Ondan sonra konumuza hızlı bir şekilde İnşallah. Girelim hocam. Evet. Ben Mehmet Küçük. 1974 Adıyaman doğumluyum. İlk ve orta öğrenimi Adıyaman'da bitirdim. Liseyi dışarıda, üniversiteyi bitirdim. Şu anda öğretmenlik yapıyorum 30 yıldır. İmam Hüseyin Kültür Derneği'ni 15 yıl önce, 2015 yılında bir grup arkadaş İmam Hüseyin'in davasına inanan, İmam Hüseyin'i tanımak isteyen, onu insanlara tanıtmak isteyen birkaç arkadaş bir araya geldik. Ve böyle bir dernek fikri etrafında buluştuk. 2005 yılında kurduğumuz derneğin 10 yıl başkanlığını yaptım. Daha sonra bu başkanlık işini bırakmak zor. Başlayınca bırakamıyorsunuz. Bazen bu koltuklar tatlı geliyor. Biz dedik başka arkadaşlar da bu işi devam ettirsin. Son 4-5 yılda da başka arkadaşlar yapıyor. Şu anda da derneğin disiplin kurulu başkanlığı görevini yürütüyorum. Tekrar teşekkür ediyorum programa davet ettiğiniz evet, için. Evet, hemen dernekten girdik zaten. Bir kuruluş aşamasından bahsedebiliriz. Derneğin amacı ne, misyonu ne, ne yapmak istiyorsunuz, sizi bir araya getiren faktörler neler? Öyle devam edelim. Allahümme salli ala Muhammed ve Ali Muhammed. Hazreti Peygamber'e öncelikle Muharrem ayı Hazreti Peygamber'in hüznüne ortak olmaktır. Dolayısıyla Hazreti Peygamber'e tesliyetlerimi arz ediyorum. Yine Hazreti Fatıma-tü Zehra'ya, Hazreti Ali'ye, Hazreti Hüseyin'e ve İmam-ı Zaman'a tesliyetlerimi arz ederek programa başlıyorum. İsminin de anlaşılacağı gibi Ehl-i Beyt kültürünü tanımak, yaşamak ve yaşatmak. Malumunuz Ehl-i Beyt İslam'ın ortak paydası. Evet. Ehl-i Beyt'i çok az tanıdığımızı düşünüyoruz. Hazreti Peygamber'in veda hacında, veda hutbesinde belirttiği ben size iki ağır emanet bırakıyorum. Bir tanesi Kur'an, bir tanesi Ehl-i Beyt. Bu ikisine birlikte sarıldığınız müddetçe yolunuzu sapmazsınız diye. Evet. Biz de işte Ehl-i Beyt'i tanımak genel anlamında, özellikle de İmam Hüseyin'in mesajını, İmam Hüseyin'in kişiliğini, İmam Hüseyin'in davasını anlamak, yaşamak ve bu toplumu anlatmak için böyle bir dernek etrafında bir araya geldik. 15 yıldır Hazreti Hüseyin'in şehit olduğu, Kerbela'da şehit olduğu Aşura günü ile ilgili etkinlikler yapıyoruz. Evet. Yine imamlarımızın doğum ve şehadet yıl dönümlerinde programlar yapıyoruz. Kültürel bir dernek. Evet. Dernek çatısı altında nasıl bir faaliyetler yapıyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? İmam Hüseyin'i, yani ismi İmam Hüseyin olmakla birlikte sadece İmam Hüseyin'le başlayıp İmam Hüseyin'le biten bir faaliyet, bir anlayış olmasa gerek. İslam'ın bir parçası, İslam'ın özü diyelim. Yani bu anlamda muhtemelen işte çok geniş boyutlu çalışmalar yapıyorsunuzdur. Evet. Çok kapsamlı projeleriniz vardır. Onlardan bahsedelim. Böyle dernek olarak neler yapıyoruz? Derneğin dediğim gibi yani bizim aslında kültürel bir dernek olduğu için biz öyle farklı her dalda etkinlik yapan bir dernek değiliz. Evet. Bu toplumda kendim yetiştiğim çevre de dahil Alevi bir ailede doğup büyüyüp ve belli bir yaşa kadar babamız bizi okula gönderdiğinde sakın ha oğlum Aleviyim deme. Aleviliğin Türkiye'de özelde genelde de işte belki dünyada
çok konuşulmadığı bir coğrafyada, çok dile getirilmediği, ne olduğu bilinmediği, belki köy köy, belki mahalle mahalle, evet, farklılık gösterdiği bir inanç topluluğundan hareketle bunun gerçek kaynaklarının ne olduğu. Alevilik deyince, Alevim deyince, işte ben Hazreti Ali'yi seviyorum deyince, Hazreti Ali taraftarıyım deyince, Ehl-i Beyt'i seviyorum deyince ne anlamamız gerekiyor? Evet. Ehl-i Beyt bunu kendisi nasıl tanımlamış? Hazreti Peygamber Ehl-i Beyt'i nasıl tanıtmış? Kur'an bize Ehl-i Beyt'i nasıl tanıtmış? Bunlar özelinde çalışmalar yapmak. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim kurslarımızdan çocuklarımıza, gençlerimize dönük tutun da işte bu tür etkinliklere imamlarımızın, Hazreti Peygamber'in şehadet doğum yıl dönümlerinde kutlamalar, ama hepsinin özünde Ehl-i Beyt'i tanımak, yaşamak ve yaşatmak. Evet. Hocam aslında bu konulara girmeyi düşünmüyordum ama yani affınıza sığınarak. Estağfurullah. Şimdi biz sizleri Alevi olarak tanımlayacağız, Sünni olarak tanımlayacağız. Yani çok ben aslında bir Alevi Sünni ayrımı yapamadım. Evet, evet, öyle bir ayrımımız yok. Evet, değil. Öyle bir gayrımız yok. Bunu bir alime sorduklarında bugün Özel'in için bir cümle kurdu. Çok hoşuma gitti. Onu duyduğumdan beri ben kullanıyorum. Diyor ki Kerbela'da bana diyor sordular, sen Alevi misin, Sünni misin? Ben diyor Kerbela'da iki tane şey kaldı. Bir Hüseyinler kaldı, bir Yezidiler kaldı. Ben Hüseyinlerdenim. Dolayısıyla ben, siz, benim tanıdığım çevremdeki insanların hepsi Anadolu'daki insanların. Ben hiç rastlamadım Hazreti Hüseyin'e karşı olan, Yezidi olan hiç kimseyi tanımadım. Herkes Hüseyin'i elhamdülillah. Yok, bunun sünnisi Alevi sünnisi. Evet, evet, ama biz, ben Alevi'yim, kendimi Alevi olarak tanımlıyorum. Özelde onu inanç açısından bir cümleyle ifade edeyim. Ben La İlahe İllallah diyerek çok tanrılı dinlerden beri olduğumu söylüyorum. Ben tek tanrılı bir dine inanıyorum. Evet. Muhammeden Resulullah diyerek Hristiyanlıktan, Yahudilikten beriyim. Ben Müslümanım diyorum. Aliyen Veliyullah diyerek diyorum ki birçok çeşit İslam anlayışı var. Ben Hazreti Ali'nin dediği İslam'danım diyorum. Dolayısıyla kendimi böyle tanımlıyorum. Kendimizi böyle tanımlıyoruz. Şimdi Hazreti Hüseyin diyor ki benim kolladığım diyor can değil de diyor orada. İnançla diyor. Kesinlikle öyle. Onu yani, birazdan konuşacağız. Kesinlikle Hazreti Peygamber'in yani davasını... Biz aslında bir inanç davası. Kesinlikle öyle. Yürütüyoruz. Bir alevilik, sünnilik... Değil. Sadece bir isimlendirmedir. Bir nitelendirme de ben öyle bir ayrımdan zaten kabul ettim. Hamdolsun yani Anadolu'da bu maya tutmuş. Yani insanlar Alevi Sünni diye konu komşular birbiriyle iç içe geçmişler. Kız alıp kız vermişler. Dayı yeğen olmuşlar. Kirve olmuşlar. Dolayısıyla alevilik, sünnilik Anadolu coğrafyasında bizim bildiğimiz kadarıyla bir şey değil, bir ayrım noktası bir değil. Ayrışma noktası değil. Sadece fakir bir tanımlama. Belki biraz daha böyle kapsamını düşündüğümüz zaman, aslında o konulara da gideceğiz. Kapsamını düşündüğümüz zaman bizi birbirimize biraz daha sıkı bağlayacak faktörler olması lazım. Evet. Yani ne bileyim yani siz farklı bir kültürden beslenip İslam'ı yaşıyorsunuz. Ben farklı bir kültürden beslenip İslam'ı yaşıyorum. Hepsi bu. Yani çok aslında dediğiniz gibi işte La İlahe İllallah Muhammed Resulullah dedikten sonra Müslümansınız. Yani onun gerisi size kalmış bir şey. İbadet yönü, işte yaşantın, takvan, o size bağlı bir şey. Sadece biz nitelendirme amaçlı söylüyoruz. Evet, onu belirtmek istiyorum. Evet, yani, evet. Bak, kesinlikle öyle. Ben anladım sizi. Evet hocam. Hocam, madem öyle Muharrem ayına girdik, Muharrem'de başlayalım. Muharrem ayının İslam'daki yeri nedir? Yani biz hani biliyoruz işte Ramazan orucu, biliyoruz ki farz kılındı, işte şu ayetlerde var. Muharrem ayını çok insanlar bilmiyor aslında. Evet. Buyurun. Şimdi Muharrem ayı Hazreti Peygamber döneminde de haram sayılan aylardan bir tanesiydi. Evet. Orada savaşmak haramdı. Evet. İnsanlar o ay geldiğinde işte savaşılması haram olan 3 aydan bir tanesiydi. Hatta 4 aydan evet, bir tanesiydi. Özür dilerim doğrusunu. 4.sü de Muharrem ayı. Evet. Yani 4 aydı. Evet. Şimdi bu ayda savaşılması haram olan bir ay olmasına rağmen Hicri 60. yılda Hazreti Peygamber'in vefatından sadece 50 yıl sonra, evet, ve birçokları Hazreti Peygamber zamanında yaşamış sahabinin gözü önünde, müşrikler tarafında değil, Hristiyanlar tarafında değil, Yahudiler tarafında değil, bizzat ben Müslümanım diyenler tarafından Hazreti Peygamber'in torunları katledilerek bu ayın hürmetine halal getirildi. Kelime-i tevhid naraları çekerek. Evet. Yani La İlahe İllallah diyerek, ona da belki zamanımız olur ileride
diyerek namaz vaktinde hele durun namaz vakti girdi savaşa ara verelim diye bir namaz kılarak gelip Hazreti Hüseyin'e ve yarenlerine karşı dünyada eşi benzeri görülmemiş bir zulümle işkenceyle şehit ettiler yarenleriyle birlikte. Dolayısıyla Kerbela'da ve Kerbela'dan sonraki Muharrem'le ilgili söyleyeceklerimiz aslında birçok kitapta değişik rivayetlerde değişik şeyler var. Ancak Muharrem ayının önemi Hazreti Hüseyin'le beraber çok farklılaşmış, farklı bir boyut kazanmış. Dolayısıyla Hazreti Peygamber'in bugün hüzünü, Hazreti Fatıma'nın hüzün günü ki Hazreti Hüseyin doğarken birçok ehl-i sünnet kaynağında da bu var. Hazreti Peygamber'e getirip Hazreti Hüseyin'i torunun işte senin bir torunun evladın doğdu dediğinde kucağına alıyor. O anda Cebrail aleyhisselam sen bu evladını çok mu seviyorsun dediklerinde evet ya Cebrail ben seviyorum deyince onu işte hunharca şehit edeceklerine dair rivayetler var. Hazreti Peygamber buna sakın Fatıma'm duymasın. O hüzünlenir, o ağlar, o sızlar, sızlanır, o yüreği yanar deyince tabi annedir bir şekilde kulağına gidiyor. Hazreti Fatıma o zaman Hazreti Peygamber'in kızı ciğerparesi dayanamıyor. Yürek acısı o zaman. Ya babacığım böyle bir şey duydum. Doğru mu? Evet diyor. Cebrail bana böyle bir vahiy bildirdi. Hazreti Fatıma peki o zaman sen olacak mısın babacığım? Yok ben olmayacağım dünyada. Peki ben olacak mıyım? Sen de olmayacaksın. Ali olacak mı? O da olmayacak. Bizim çocuğumuza kim yardım edecek? Kim onun tabiri caizse bugünkü Anadolu ve Adıyaman tabiriyle taziyesini yapacak? Kim onun sevenleri? Koruyacak, kollayacak. Onun sevenleri onu koruyacak, kollayacak ve onun hüznünü tutacaklardı. Dolayısıyla bu Hazreti Peygamber'den bu yana tutulan yasın, matemin günümüze kadar yansıması çeşitli coğrafyalarda farklılıklar arz etmiştir. Hem Ehl-i Sünnet kaynaklarında hem Alevi kaynaklarında, Şia kaynaklarında şunu görürüz. Muharrem Kerbela ile özdeşleşmiştir. Fakat Muharrem'le ilgili ilginç bir şey var. Yani bazı medya kuruluşlarında ve bazı mecralarda Aşura ile ilgili bir mezhebin, meşrebin yas günü gibi gösteriliyor. Yani sanki Aşura günü işte Alevilerin, Şiaların yas günüymüş. Halbuki öyle değil. Bu tamamen bir aldatmacadır. Niye aldatmacadır onu da birazdan arz edeceğim size. İslam sadece İslam ümmeti değil, insan olan herkesin bu yasa ortak olması gerekiyor. Çünkü bu çok büyük bir mücadele. Hazreti Hüseyin direnişin, özgürlüğün sembolüdür. Hazreti Hüseyin zulme karşı asla boyun eğmemenin sembolüdür. Dolayısıyla Muharrem ayı İslam için bu açıdan çok önemli. Hazreti Hüseyin ne yaptı Kerbela'da? Hazreti Hüseyin o pak kanıyla hem insaniyeti hem de İslam'ın onurunu, insanlık onurunu kurtardı. Hazreti Peygamber'in evladı oturduğu yerde oturabilirdi. Herkes ona hürmet ediyordu. Tabiri caizse ibadetlerini yapıp, namazını kılıp, orucunu tutup, hacını yapıp köşede oturabilirdi. Ama öyle bir şey oldu ki yeryüzünde eğer Hazreti Hüseyin o gün kıyam etmeseydi kıyamete kadar kimse zalime baş kaldırmaya cesaret edemeyecekti. Evet. Böyle bir özelliği var. Yeryüzünde zulme karşı duran kim varsa Hazreti Hüseyin onların ışığıdır. Aynı zamanda önderidir. Dolayısıyla Kerbela deyince biz Kerbela'nın ve Hazreti Hüseyin'in şeyini Muharrem'le birlikte anıyoruz. Anadolu'nun çeşitli yerlerinde İslam coğrafyasının çeşitli yerlerinde bu anma, bu yaz çeşitli şekillerde tezahür etmiştir. Hı hı. Alevilik geleneğinde işte 12 imam orucu denilen oruç bu ayda tutulur. Dolayısıyla 13 masum pak orucu bu ayda yine tutulur. Muharrem'den önce tutulur. Ve bu oruçlarla birlikte her an Hazreti Hüseyin'le, Kerbela'yla hemhal olmaya, onun derdine ortak olmaya gayret edilir. Hatta benim çocukluğumda köyümüzde böyle bir gelenek vardı. Şu anda çok az yerde kalmıştır. Bıçakla bir şey kesmemek. Hı hı. Geleneği vardı. Yani Alevilik'te bu böyle bir anlayış vardı. Yani o 12 gün boyunca Muharrem'in onuna kadar kullanacağınız soğanların dahi o baş kısımlarını daha önce kesip bir yere koyarlardı ki
Bu ay içerisinde onu kullansınlar, bıçak kullanmasınlar. Dolayısıyla süslenmek, hele hele düğün yapmak, eğlence yapmak asla olası bir şey değildi. Bizim toplumumuz değişik değişik yerlerde zaman zaman bir takım faaliyetler farklılık gösterebilir. Ama işin özünde Hazreti Hüseyin'e yas vardır. Kerbela şehitlerine yas vardır. Peki hocam, bu aya mahsus bir ibadet şekli var mı? O tutturan orucun dışında farklı bir ibadet şekli var mı? Şöyle arz edeyim size. Yani biz dediğim gibi farklı ekollerin, farklı İslam'daki inançların, hatta İslam inançlarının içerisinde işte Ehl-i Sünnet'te birçok tarikat, fırka, mezhep, meşrep olduğu gibi Alevilik'te de birçok farklı anlayışlar var. İşte biz İmam Hüseyin Kültür Derneği olarak diyoruz ki bu düşünce sisteminin ölçütü ne olmalı? Bir, herkesin kabul ettiği, bütün Müslümanların kabul edeceği şey Kur'an olmalı. Kur'an. Bize temel kitabımız. Okuyup anlamalı yani. Anlamalıyız. İkincisi, bu Kur'an'ı en iyi yorumlayan, anlayan, anlatan Ehl-i Beyt olmalı. Eğer bir gelenek, bir uygulama, herhangi bir şey, babamızdan, atamızdan, dedemizden kalan herhangi bir şey Kur'an'a uymuyorsa, adına ne dersiniz deyin, bu Alevilik'te olmamalı, İslam'da olmamalı. Yani Sünnilik'te de olmamalı, Alevilik'te de hiçbir şey. Evet, o Alevilik üzerinde konuşuyorum. İkincisi, Ehl-i Beyt imamlarımızın, ki hepsi başımızın tacı, hepsi pak, masum imamlardır, davranışlarıyla, sözleriyle, yaptıklarıyla uymuyorsa bu da İslam dışıdır. Dolayısıyla birilerinin gönlünü hoş etmek için ya şu vardır, bu vardır demenin bir lüksü yok bizde. Onun için biz bu gerçekleri konuşmak durumundayız. Oruç malumunuz, yani İslam'da, Kur'an'da olan oruç Ramazan orucudur. Bu Ehl-i Beyt kaynaklarında da böyledir. Bir takım sosyolojik gerçekleri de göz ardı etmemek gerekiyor. Yani Alevi toplumu işte 1500'lerden bu yana bu topraklarda kendini gizlemek, inancını gizlemek zorunda hissediyor. Sürekli bir otoritenin baskınlığını hissediyor ve dolayısıyla yaş sadece o malumumuz Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisinde işte en alt düzeyde şeydir, karnını doyurmaktır. İşte karnımı doyurayım, bir de bir güvenliği sağlayayım, ölmeyeyim, yaşayayım yeter. Evet. Böyle anlayışta olmuştur. O süreçte bu inancı devam ettirmek isteyen ozanlarımız, Gülbenkleriyle, işte şairlerimiz, dedelerimiz, Allah hepsinden razı olsun emeği geçen herkese ve bir takım sembolik şeylerle bu inanç devam ettirilmiş. Dolayısıyla o Muharrem orucu da yas-ı matem için tutulan bir oruçtur. Farz bir oruç değil. Yas için Hazreti Peygamber'in evlatlarına her gün bir gün bir evladına hediye edilmek üzere tutulan bir oruçtur. Onun dışındaki temel espri Muharrem ayında Hazreti Peygamber'in yanan ciğerine, Hazreti Fatıma'nın yanan ciğerine ortak olmaktır. Evet. O hüznü yaşamaktır ve o mesajı öğrenip kendi çevresine, insanlığa duyurmaktır. Çünkü o Kerbela vakasındaki eğer olay daha sonraki topluma ve bizlere ulaşmasaydı sadece tarihte bir olay olarak kalacaktı. Ama elhamdülillah ki biz onu Hazreti Zeynep gibi bir bacı, Hazreti Hüseyin'in kız kardeşi ve İmam Zeynel Abidin'den günümüze kadar aktarılmasını sağladılar. Ve bu direnişin sembolü oldu, özgürlüğün sembolü oldu. Evet. Evet hocam, her ne kadar biz, siz de az önce belirttiniz, Muharrem ayına biz Kerbela olayından sonra belli bir inancın, belli bir kesimin sembolü gibi görmüş olsak da daha öncesinde Muharrem ayı yine kutsal bir aydı. Çünkü Efendimiz şey diyor, Muharrem Allah'ın ayıdır. Yani ay 12'dir. Evet. Yani o sabitlenmiştir. Ay, evet. 12 ay vardır ve o 12 ayın içinde Muharrem ayı Allah'ın ayıdır. Evet. Yani böyle bir muhteşem şey var yani, belirtmiş Efendimiz. Dolayısıyla demek ki İslam'ın çıkışından bu yana, hatta belki daha öncesinden tek tanrı dinlerde özellikle Muharrem ayının belli bir fonksiyonu, belli bir önemi varmış yani. Evet.
Yani sadece şeyden dolayı değil, Hazreti Hüseyin'le bu yere değil ama ondan sonrasında pekişmiş bir yasa matem haline dönüşmüştür. Evet. Allah şehadetlerini kabul etsin. İnşallah. Efendim böyle bu ayın ibadetleriyle ilgili belli bir şey var mı? Böyle işte şu 12 ayın fazileti budur, şu 12 günün fazileti budur şeklinde böyle bir Kur'an'da, hadiste böyle bir betimleme var mı? Yani Fahrettin Bey, şimdi o Kerbela vakası yaşandıktan sonra İslam dünyasından çok büyük bir infial oluştu. Evet. Yani Yezid 3 yıllık iktidarında bir Harre olayı var. Bir Mekke'deki ne diyeyim, işgal, Kabe'yi yıkma olayı var. Evet. Bir de Kerbela olayı var. Evet. Dolayısıyla bu Kerbela olayını bir takım şeylerle örtbas edebilmek adına bir takım şeyler, eklentiler, çıkartmalar olmuş. Kerbela'nın önemini yitirmek adına. Çünkü Kerbela gerçekten Emevi saltanatını sarsan bir olay. En evet. temel olay. Ondan evet. sonra zaten peyderpe yıkılış ve Abbasilerin gelişi söz konusu oldu. Dolayısıyla onlarla ilgili çeşitli rivayetler çeşitli kitaplarda var. Çeşitli kitaplarda var. Ama dediğiniz gibi haram ay olmanın ötesinde ben şahsi olarak, ben teolog da değilim işin doğrusu, din bilginde değilim. Benim rastladığım böyle bir özel anlama atfedilecek bir durum yok. Yani benim okuduğum kaynakların hepsinde Hazreti Peygamber döneminde de haram olan aydı, savaşılması haramdı. Onun dışındaki bütün önemini Kerbela'ya borçludur diyelim Hazreti yani, Hüseyin'e. Sadece o bile olsa, yani sadece Kerbela olayı bile olsa, Hazreti Hüseyin'in şehadeti bile olsa, yani 72 canın vefatı bile olsa, şehadeti bile olsa, o bile bizim bugün yaş tutmamıza, matem tutmamıza yeterli sebep yani. Evet. Biz mutlaka bir yerlere dayandırmak gibi bir şeyimiz, derdimiz yok. Sadece var mı diye Hayır, ben bilmiyorum. Belki de. Hocam 12 günlük bir oruçtan sonra biliyorsunuz Aşura'yla evet. bu tamamlanmış oluyor. Hı. Biraz da Aşura'dan bahsedelim. Aşura'nın çıkışı nedir? Önemi nedir? Nedir Aşura? Şimdi bir Aşura var, bir de Aşure var. Evet. O ikisini karıştırmamak gerekiyor. Aşura, belirtelim. Aşura, Hazreti Hüseyin'in şehadeti Muharrem ayının 10. günde gerçekleşiyor. Dolayısıyla Arapça'da Aşura 10. gün demek. Aşura 10. gün. Hı hı. Yani Aşura deyince biz 10. gün Hazreti Hüseyin'in şehit edildiği günü anlıyoruz. Peki Aşure nedir? Aşure, Anadolu'da herkesin bildiği çeşitli bakliyatların bir araya gelmesiyle, en az işte 10-12 çeşit olması öneriliyor. Bir araya gelmesiyle oluşan bir tatlı, o tatlının da bu ayda yapılması, dağıtılması önemseniyor. Burada Aşure ile ilgili bir takım kaynaklarda olmayan toplumda bir takım söylemler ve şeyler var. Birincisi şu, Aşure tatlısı aslında birliğin de beraberliğin de sembolü olarak görülebilir. Çünkü her içine konulan malzeme kendi özünü kaybetmeden orada ortak bir tatlı oluşturuyor. Evet. Birlik beraberliğin de sembolü aynı zamanda. Bazıları der ki Aşure ile ilgili, Aşure tatlısı, biz bunu genellikle Şia kesimi söylüyor. Alevilerin bir kısmı bunu söylüyor. Diyor ki Aşure, Hazreti Hüseyin şehit edildikten sonra Emeviler Yezid bayram etti. Onun için de tatlı yaptı ve bu tatlıyı da dağıttı. Bugüne kadar geldi. O zaman eğer öyle bir şey olsaydı, bunun yanlış olduğunu söylemek için şu. Bu düşünce bu yanlış. Niye yanlış? Eğer öyle bir şey olsaydı Emevilerin başkenti olan Şam'da bu tatlı olurdu. Şamlar bunu bilmez. Araplar bunu bilmez. Evet. Sadece Anadolu'ya ait bir tatlı bu. Hı hı. Onun dışındaki yani Emevi hanedanının, Yezid'in hüküm sürdüğü yerlerde bu tatlı yok. Evet, Hazreti Hüseyin şehit edildikten sonra bugünü bayram ilan ettiler. Doğru. Bu günün önemini önemsizleştirmek için başka yalan hadis uydurdular. Bu da doğru. Hazreti Hüseyin'in bu mesajını insanlara iletmemek için farklı şeyler yaptılar, eğlence yaptılar, tatlı dağıttılar. Bu da doğru ama Aşure tatlısı bununla ilgisi yok. Hı hı. Çünkü olsaydı dediğim gibi ispatı çok kolay. Gidin Şam'a, çok yakın bir zamana kadar herkes gidip gelebiliyordu. Aşure tatlısı Şam'da yok. Halbuki Emevilerin başkenti Şam'dı. Evet. Öyle bir gelenek olsa devam etmesi gerekiyordu. Evet. Şam'da olmadığı gibi başka İslam ümmetinde de yok. İslam ülkelerinde de yok. Peki arkadaşların bir kısmı da şunu söylüyor.
Aşure tatlısı Hazreti Nuh Aleyhisselam tufandan kurtulunca, evet, tabiri caizse erzan kalan kısmını gelin kardeşim şunu birleştirelim, kaynatalım, bir yemek yapalım dedi, yedi. Eğer böyle bir mübarek yemek yiyecek olsa bizden önce Hazreti Nuh'un peygamberliğini kabul eden Yahudilerde bu geleneğe olması gerekiyordu, yok. Aşure Yahudilerde yok. Peki ondan sonra Hristiyanlıkta var mı? Onlar da Hazreti Nuh'u hak peygamber kabul ediyor. Onlarda da yok. Peki Hazreti Peygamber zamanında Aşure tatlısı var mı? Onda da yok. Kaynaklara hiç rastlamıyoruz. Aşure tatlısı Anadolu irfanının, Anadolu geleneğinin, Ehl-i Beyt'e olan sevgisinin, muhabbetinin bir ifadesi. Nasıl ki biz vefat eden yakınlarımızın 10'unda, 3'ünde, 40'ında ihsan yemeği yapıyorsak, tatlı yapıyorsak, Anadolu'daki erenler, Anadolu'daki canlar, Anadolu'daki insanımız Hazreti Hüseyin'e özgü bir şeyler yapmak isterler ve orada bu böyle bir tatlı geleneği başlar ve devam eder. Aşure'yi dağıttığımızda eğlence amaçlı, yapmamak kaydıyla İmam Hüseyin'in ruhuna, Kerbela şehitlerinin ruhuna hediye etmek üzere ihsan olarak kabul edilebilir. Ancak onun dışında bazı afişlerde görüyoruz, bazı insanlar bilinçli mi yapıyor, bilinçsiz mi yapıyor bilmiyorum. Muhtemelen de bilinçsiz yapıyorlardı. Çünkü hiç kimse Hazreti Hüseyin'in şehit edildiği günü şenlik olarak kutlamak istemez. Afişlerde görüyoruz maalesef. Yazıyorlar işte Aşura şenliğimiz. Neyin şenliğini yapıyoruz? Neyin şenliğini yapıyoruz? İmam Hüseyin'in Kerbela şehadetinin şenliğini mi yapıyoruz? Neyin şenliğini yapıyor? Bu şenlik olabilir mi? Ama siz Hazreti Hüseyin'in hayrına, o Kerbela'da şehit düşenlerin hayrına bir şeyler yapmak istiyorsunuz. Bir tatlı yapmak istiyorsunuz. Yapılabilir, dağıtılabilir. Bunda dinen bir sakıncası yok diye düşünüyorum. Evet. Aslında belki de biraz böyle zinde güçler diyelim. Yani çok da böyle görünürde olmayan ancak böyle saman altında su yürüten bazı insanlar nasıl ki böyle bir aylık oruçtan sonra ki bayramı, şeker bayramı ya da işte çok kutsal olan kurban bayramını et bayramı gibi lanse ettilerse belki işte bunda bir şekilde aşure tatlısı diye işi getirip bir tatlıya bağlama olayına kadar getirdiler. İşin ibadet yönünü, işin özünü biraz kenara koyup böyle bir şekilde şekerle, etle, aşure tatlıyla falan bizi oyalamaya çalışan insanlar da var olabilir diye düşünüyorum. Olabilir, yani. Evet. Yani sizin dediğiniz şeyin ben tarihte bu işin başlangıcından itibaren güç sahiplerini, iktidar sahiplerini yapmak istediklerini biz biliyoruz. Tarih kitaplarında okuduk, biliyoruz, okuyoruz. Ancak günümüz toplumundaki insanlar hiçbirinin bu niyette olduğunu düşünmüyorum. En azından Anadolu insanı böyle olduğunu düşünmüyorum. Evet. Ben şimdiye kadar İmam Hüseyin'i sevmeyen bir Anadolu insanı görmedim. Yok, olamaz zaten. Yani bunun en azından Müslümanlıkta böyle bir şey olamaz. Müslüman olmayanın da ben sevmeyeni görmedim. Yani işi ilginçtir. Yani Müslüman değilse bile İmam Hüseyin'e büyük bir saygısı, hürmeti ve şeyi var. Dolayısıyla bu yapılanların ben bir yanlışlık olduğunu düşünüyorum. İşte bizim derneğimizin tam da bu noktada ki misyonu ortaya çıkıyor. Biz diyoruz ki tarih kitaplarında bunu söylüyor. Bakın tarih kitaplarında bu çok açık bir şekilde işte imamlarımızın hadislerinde bunlar var. İnanılabilir, inanılmayabilir. O kişiyi bağlar. Ama biz bunu ortaya koyalım. İmamlarımızın sözlerini, davranışlarını insanlara ulaştıralım. Kabul etmek veya etmemek bir nasip işidir. İnsanlar kabul etmeyebilir. Bu çok da önemli bir şey değil. Evet. Biz bunu dile getirmiş olalım. Evet. Ben sizi çok yordum. Böyle ben bir şiir okuyayım. Siz, biraz siz dinlenin. Ondan sonra devam edelim. Cem Ali diye bir tane şiirim var. Yaklaşık 2 yıl önce yazdığım. Onu ben yorumlayayım. Allah'ım yaratmış cümle insanı, Hakk'a varıp ondan sorsam cemali, Şah'ın Hüseyin'i, Yiğit Hasan'ı, Cennet-i Âlâ'da görsem cemali, Fatma'ya evlat, Nebi'ye torun, el uzatanların elini kırın, su serpin içime yanan o korun, varsam divanına dursam cemali, Müslümanca okur, Hakk'ı yaşarım. Zikir meclisinde coşar, taşarım. Bir çarık, bir ağa, dağlar aşarım. Yüzümü yüzüne sörsem cemali. Haramı helale atıp katanı, ahireti bilen saklar hatanı. Sakın ha unutma Ali atanı. Canını yoluna sersem cemali. Canımı yoluna sersem cemali.
Yani şiir, programımızın formatı ağırlıklı olarak şiir. En azından bir tane şiir okumuş evet, olalım. Ben bu yani bu olay o kadar önemli ki aslında şiirlerimizde de çok güzel Kerbela ve Hazreti Hüseyin'in bu yası matemi dile getiren çok güzel şiirlerimiz var. Dilinize sağlık. Evet. Teşekkür ederim, çok güzel. Varsa elinizde okuyabiliriz. Hayır, ben şiir getirmedim, öyle bir aha, şey düşünmedim. Keşke öyle bir hazırlık da yapsaydık. Evet, evet, bir dahaki sefer inşallah sadece şiir ağırlıkla yapalım o zaman. Sadece şiirlerle İmam Hüseyin'i anlatalım. İnşallah başka İnşallah yapalım. Hocam böyle izleyicilerimiz arkadaşlar yaslanıp şöyle bir bizi dinlesinler. Kerbela olayını baştan sona böyle bir tarihsel süzgeçte izleyicilerimize anlatalım diyorum. Olur inşallah. Yani dilimiz döndüğünce bir nasıl gelişti, neyle sonuçlandı? Evet. Kerbela olayını anlatalım. Fatih Bey şimdi o Kerbela'dan önce size iki tane bütün dostlarımızın belki de çoğunun bildiği bir şey hatırlatayım. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in iki tane ayetini size Türkçe mealini söyleyeyim. Bir tanesi Ahzab suresi 33. ayet. Diyor ki ey ehli beyt Allah sizden her türlü kiri gidermek ve sizi tertemiz kılmayı irade etmiştir. Bu ehli beytin kim olduğuna dair rivayetlerde bakıldığımızda Pence Ali Aba dediğimiz Hazreti Peygamber'in kendisi, Hazreti Ali, Hazreti Fatıma, Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin olduğu bütün kaynaklarda Sünni Şii bütün kaynaklarda bu şeydir. Allah ehli beytten her türlü kiri gidermek ve onları tertemiz etmeyi irade etmiştir. Yine Şuara 23. ayette Hazreti Peygamber hitaben diyor ki ey Resulüm de ki ben peygamberliğime karşılık sizden bir şey istemiyorum. Ancak ehli beytimi sevmenizi istiyorum. Bakın bu da farz. Ehli beyti sevmek de farz. Farz tabii. Evet. Hazreti Peygamber Hazreti Hüseyin için şunu söylüyor. Hüseyin hidayet meşalesi ve kurtuluş gemisidir. Hazreti Hüseyin'in bu açıdan değerlendirdiğimizde Kerbela olayı yıl Hicri 60. Aslında bu daha öncesinden başlar ama Hazreti Hüseyin'in Hazreti Ali'nin şehadetinden sonra Hazreti Hasan'ın 10 yıllık bir imamet dönemi var. O zaman halife Muaviye'dir ve Hazreti Hasan savaşı tercih etmez. Sulhu çünkü Muaviye her türlü İslami literatürü kullanarak ben İslam'ın birliğini istiyorum. Dikkat ederseniz işte ben bu tür savaştan yana değilim deyip insanları sulhe davet ettiğini ilan etmişti. Hazreti Hasan'a bir boş taahhütname gönderdi, sözleşme. Dedi ki ya ben barış istiyorum. Sen ne istiyorsan barış şartnamesine yaz. Hazreti Hüseyin Hasan da bunu altına birkaç şey yazdı tarihe not düşmek adına. Evet. Dedi ki bir, Ehl-i Beyt'e zulmetmeyeceksiniz. Ehl-i Beyt tarafına zulmetmeyeceksiniz. Evet. Birinci şart bu. İki, ben tamam halifeliği bırakıyorum size ama senden sonra benim ben yaşıyorsam, ben yaşamıyorsam kardeşim Hüseyin bu ümmetin halifesi olacak. Birkaç madde sıralayıp gönderdi. O sözleşmenin aynı gün yırtıldığı, ayaklar altına alındığını herkes biliyor. 10 yıllık süre sonunda Hazreti Hasan şehit edildikten sonra İmam Hüseyin'in imameti başlar. İmam Hüseyin de Muaviye'nin 10 yıllık süresi boyunca sulh, Hazreti Hasan'ın yaptığı sulh üzere herhangi bir şeye kalkışmaz. Biat etmemekle beraber bir herhangi bir savaşa, herhangi bir ümmet karşısına karşı çıkmaya çıkmaz. Muaviye yaşarken oğlu Yezid'e biat alır bütün Müslümanlardan. Bazı Müslümanları imtihan eder. Bunlardan bir tanesi İmam Hüseyin'dir, bir tanesi Abdullah bin Zübeyir'dir, bir tanesi Abdullah bin Ömer'dir. Muaviye ölüm döşeğinde oğlu Yezid'i çağırır, der ki oğlum ben senin için hilafet işi tamam aşağı yukarı. Üç kişi kaldı. Bunlardan Abdullah bin Ömer ve Abdullah bin Zübeyir ve Hüseyin bin Ali. Öbür ikisi biat etmezse biraz zorlayabilirsin ama Hüseyin'e karışma. Hüseyin'e karışma. Muaviye vefat eder etmez biat için Yezid lanetullahu aleyhin. Çünkü lanet etmek bizim sevmek ve buğz etmek İslam'ın temel şeyidir. Biz Hüseyin'i sevdiğimiz gibi Yezid'e de nefretimizi bildirmek zorundayız. Lanet okumak zorundayız. Bu dinimizin gereğidir. Yezid Hazreti Hüseyin'i biata zorlar. Hazreti Hüseyin Medine'de artık Medine valisinin zorlamasıyla biat etmeyeceğini söyleyince Mekke'ye sığınmak
ihtiyacı hisseder. Mekke, Kur'an-ı Kerim'de korunaklı yer. İnsanların orada harem-i şeriftir. Orada insanlara dokunmak, hacca gidenler bilirler. Değil insana dokunmak. Canlı, herhangi bir canlıyı öldürmek, zarar vermek haramdır. Hı hı. Oraya gidince bu sefer Mekke valisine mektup yazar ve İmam Hüseyin'in mutlaka biate zorlanmasını talep eder. İmam Hüseyin de İslam ülkelerinden gelen insanlarla, hac için gelen, umre için gelen insanlarla istişarelerde bulunur. Ve nihayetinde Hazreti Ali'nin halifelik yaptığı 5 yıl boyunca Kufe'den 18 bin mektup, bir rivayete göre, bir rivayete göre daha fazla insandan mektup gelir. Ya Hüseyin gel, bizim başımıza emir ol, biz seni koruyacağız. Hazreti Hüseyin Mekke'ye ve hacı kılığında, haca gelenlerin kılığında bir takım casusların geldiğini haber alır ve harem-i şerifin o haremlik şeyine, namahrem gelmesin, orada kan dökülmesin diye evlatlarıyla beraber, çoluk çocuğuyla beraber Kufe yolunu tutar. Kufe'de bu insanlar hac mevsiminde, haclarını tamamlamaya, Mina'ya gitmeye hazırlanırken, Arafat'a gitmeye hazırlanırken Hazreti Hüseyin hacını yarıda keser ve gider. İnsanlara ben ceddim Resulullah'ın dinini diriltmek için gidiyorum der. İnsanlar derler ki gitme, bakın senin gittiğin yol tehlikeli bir yol. Sen sıkıntılı bir işe kalkışıyorsun. O der ki ben Hazreti Peygamber'in dinini diriltmek için gidiyorum. Evet. Ve Hazreti Peygamber'in dinini diriltecek olan benim kanımsa, eğer benim kanımdan başka bu din dirilmeyecekse ey kılıçlar doğrayın beni der. Hazreti Hüseyin yola koyulur. 18 bin mektup gönderen Kufelilerden yol aldıkça, yolda ilerledikçe haberler gelmeye başlar. Ubeydullah bin Ziyad, Allah lanet etsin, vali olarak atanmıştır ve Hazreti Hüseyin'in amcasının oğlu Akil var, Hazreti Ali'nin kardeşi. Onun oğlu Müslüm. Müslüm bin Akil'i elçi olarak göndermiştir biat almak için. O da 18 bin kişiden biat aldığını söyler mektubunda. Vali değişince ona işkencelerle Hazreti Ali taraftarlarını, Hazreti Hüseyin'e biat edenleri tek tek öldürtür, şehit eder, şehit ettirir. Bu haberler alır Hazreti Hüseyin. Ve en nihayetinde yolda giderken şair Farezdak'a karşı karşıya gelir, karşılaşır. Der ki ne var ne yok Kufe'den, ne haber? Der ki ya Hüseyin gitme. Kufe'ye gitme. Kufelilerin gönlü seninle ama kılıçları sana karşı. Evet. Onlar sana ihanet etti. Ama Hazreti Hüseyin artık bir yola çıkmıştır. Öyle bir yol ki İslam ümmeti Hazreti Peygamber'in vefatından 50 yıl sonra ayyaş, serhoş, dine inanmayan bir insanın hilafeti söz konusu. Ve bu yaptığı çirkeflikleri, rezillikleri Yezid lanetullah diyor ki ey Hüseyin bana biat et. Yani peygamberin torunu, evladı gel bütün bu yaptıklarımın altına imzala, mühürle. Ben bu yaptıklarımı onayla. Evet. Eğer Hazreti Hüseyin o gün kıyam etmeseydi biz bu an şu anda yaşadığımız din İslam'ın pak dini olmayacaktı. İslam'ın o nur yüzü olmayacaktı. İnsanlara hayat veren yüzü olmayacaktı. Ya ne olacaktı? Yezid'in dini olacaktı. Çünkü Yezid bize bir din sunuyordu. Yezid, Hazreti Hüseyin'i şehit ettikten sonra döneceğim o Kerbela'ya. Yani aslında Kur'an'a da inanmadığının bir göstergesi olsun diye söylüyorum. Hazreti Peygamber'in evladının başını kesmiş, Şam meclisinde ona sunmuşlar. O da eline bir çubuk almış ve beyit söylüyor. Beyti ne biliyor musunuz? Ne bir Cebrail geldi, ne bir melek geldi, ne bir peygamber, ne bir kitap. Keşke Bedir'deki atalarım bunu görseydi diye Hazreti Hüseyin'in elindeki çubukla dudaklarına vuruyor, dişlerine vuruyor. Bunu gören Zeyd, Hazreti Peygamber'in sahabesi radıyallahu anh ve Enes radıyallahu anh karşı çıkıyorlar. Diyorlar ki ya halife sen ne yapıyorsun? Biz gözlerimizle Hazreti Peygamber'in o dudakları öptüğünü gördük. Diyor ki ya siz bunamışsınız, bunları tabiri caizse def edin buradan. Böyle bir insan. Cebrail'in kitap getirdiğine, peygamber getirdiğine inanmayan bir insan. Ve yine Harun'da bir İbn-i Kesir'in rivayetlerinde 300 kişiyle 10 bin kişi arasında Müslüman'ı katlettiği söyleniyor Yezid'in. Ve orada
Evladul Harre diye bir tabir var tarihte. Tarihçiler buna baksın. İslam merak edenler. 3 gün boyunca Medine'deki ashabın, tabiinin evlatlarını, çocuklarını, kızlarını kendi askerlerine helal sayıyor, tarumar ettiriyor. Çok af buyursun kızlarına, eş kadınlarına tecavüz ediliyor ve o dönemde Evladul Harre diye bir nesil türüyor. Dolayısıyla böyle bir insana Hazreti Hüseyin'e diyorlar ki gel biat et. Hazreti Hüseyin diyor ki eğer benim gibi biri Yezid gibi birine biat edecekse İslam'ın Fatiha'sını okumak lazım. Dolayısıyla derdi İslam. Kerbela'ya geldiğinde çok zamanımız kalmadı sanıyorum. Kısa evet. Geçeyim. Evet. Kerbela'ya yaklaştığında 1000 kişilik bir orduyla önleri kesiliyor. Hazreti Hüseyin Hazreti Ali gibi, Hazreti Peygamber Hazreti Ali'ye demişti ki Ali Kur'an'ın atıktır. Yani yaşayan Kur'an'dır. Hazreti Hasan da yaşayan Kur'an'dı. Hazreti Hüseyin de yaşayan Kur'an'dı. Ve Kerbela Kur'an'ın tefsiridir. Kur'an tümüyle, güzellikleriyle ve tarihte anlatılan çirkinliklerin en çirkiniyle orada tefsir edilmiştir. Nasıl olmuştur? Hazreti Hüseyin yeryüzünün görebileceği en güzel davranışı sergilerken Yezid'in ordusu en çirkin şeyi karşılıyor. Hazreti Hüseyin son molasında ashabına diyor ki bütün kırbalarınızı suyla doldurun. Bütün kırbalarınızı suyla doldurun. İhtiyacımız evet. olacak. Diyorlar ki ya Hüseyin biz sonraki durak az. Yani biz niye bu kadar su taşıyoruz? Siz taşıyın diyor. Kendi yolunu kesen ordunun bütün atlarını bak 1000 kişilik ordu o çölde susuz kalmış. Hazreti Hüseyin getirdiği bütün atlarını ve insanlarına su veriyor. Onlar ne yapıyor? Kurda, kuşa, canavarlara, herkese helal olan Fırat'ın suyunu kesip İmam Hüseyin'i susuz bırakıyorlar. 3 gün boyunca su vermiyorlar. Hatta 3 yaşındaki çocuğunu Hazreti Hüseyin tarihe şahit olsun diye Ali Asgar'ı kucağına alıp diyor ki ya bu çocuğun ne günahı var? Ben diyor buna bir yudum su verin. Bir okla boynundan vurup onu şehit ediyorlar. En küçük şehit Ali Asgar'dır. Kerbela'da Hazreti Hüseyin ve 72 yareni hunharca şehit ediliyor susuz bir şekilde. Çocukları, çadırları yakılıyor. Çocukları, kızları esir ediliyor. Diyardan diyara dolaştırılıyor kadınları. Ehl-i Beyt'in soyu. Ama hamdolsun ki zahirde Yezid'in kazandığı zafer gibi görünen o savaşta İmam Hüseyin galip gelmiştir. Evet. Yezid sarayında Hazreti Zeynep'i aşağılamak için Hazreti Zeynep'e diyor ki gördünüz mü Allah sizi nasıl rezil etti? Hazreti Zeynep çok güzel bir şey söylüyor tarihte. Tarihe mal olmuş bir şey. Diyor ki biz Allah'tan güzellikten başka bir şey görmedik. Kerbela'da güzellikler biz gördük. O sizin yaptığınız zulüm sizin zulmünüzdü. Biz Allah'ın güzelliğini gördük orada. Dolayısıyla Kerbela yeryüzündeki hak batıl mücadelesi Habil'le Kabil'le başlayan ve kıyamete kadar devam edecek olan iyilikle kötülüğün mücadelesidir. Evet. Hocam dediğiniz gibi süreyi gerçekten tükettik. Bu arada Çanakkale'den Orhan Uyarı kardeşim mesaj göndermiş. Adıyaman'dan Ali Gülmez, Samsun'dan Hamdiye Hanım ve İstanbul'dan Ömer Gürsoy, ayrıca Çorum'dan Sevda Doğan Karakaş bizlere mesaj göndermişler. Mesajlarını artık süremiz gerçekten kısaldı. Onun için okumayacağım. Kendilerine teşekkür ediyorum. Selamlar gönderiyorum. Hocam son söz olarak ama biraz sıkıştırarak böyle biraz daha kısa keserek hani bugün kültürel farklarımızı diyoruz bir kenara itersek Allah'ın Efendimiz'e, Peygamber Efendimiz'e gönderdiği ayetler ışığında bir bütün olarak bu dini yaşayabilmemiz için neler yapmalıyız? Yani böyle şeyler, tefrikalar mı, mezhepler mi, işte gruplar mı, hizipler mi, şucular, bucular mı olacak? Yoksa biz bu İslam'ı bir bütün olarak ayetten Allah'ın dininin geldiği şekilde yaşayabilecek miyiz? Bunun için neler yapacağız? Bunu kısaca açıklayıp programı kapatacağız inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Yani İslam ümmetinin Hazreti Peygamber, Kur'an ortak paydası gibi Hazreti Hüseyin ve Kerbela ortak paydası da var. Bu acılarımız üzerinde İnsanlar birleşir ve yas matemlerini yaşarlarsa göreceklerdir ki bunun bereketi var. Dolayısıyla Allah bu ayda yas matemleri kabul etsin, bu yası matemi tutan herkesi. Evet. Bu bizim gözyaşı döken herkesin gözyaşları inşallah cehennem ateşinin sönmesine sebep olsun.
Allah bu dünyada Hazreti Peygamber'in ve İmam Hüseyin'in ziyaretini nasip etsin. Hesap günü onların şefaatini, cennette komşuluklarını nasip etsin. Bizim Hazreti Peygamber gibi, Kur'an gibi, İmam Hüseyin gibi, Hazreti Ali gibi, Hazreti Fatıma gibi ortak paydalarımız varken tefrikaya hiç gerek yok. Tefrika olmaması gerekiyor. Dolayısıyla Allah bu ümmete birlik versin, beraberlik versin. Hepimize sağlık, sıhhat versin. Bütün canlıların yası matemlerine tekrar Allah kabul etsin diyorum. Size de Mercan TV ailesine de bize bu fırsatı tanıdığınız için dilimiz döndüğünce anlattık. Anlatmaya çalıştık. Bizim dilimiz İmam Hüseyin gibi pak birini anlatmaya yetmez. Evet. Bizim kalibremiz de buna yetmez. Benim kendi şahsım için söylüyorum. Dolayısıyla Rabbime şükürler olsun. Bu gece çağırdınız. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Hocam 22 Ağustos Pazar günü Demokrasi Parkı'nda etkinlik var. Arınma programı var. Evet. Yasa Matem var. Evet. Derneğimizin çok teşekkür ediyorum hatırlattığınız. Bütün buradan duyuru yapmış olalım. Evet, bütün halkımızı bekliyoruz. Allah bu Muharrem ayını mübarek kılsın. Oruçlar kabul olsun, lokmalar kabul olsun. Aşuralar bereketli olsun diyoruz. Sizlere biz çok teşekkür ediyoruz. Çok değerli izleyicilerimize de hayırlı bir akşam diliyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun.